günaydın, hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nur Köşker ben. Analiz Sentez'de karşınızdayız. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Siyasette, ekonomide ve dış politikada neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Her sabah olduğu gibi de önce Ankara'ya gideceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Ümit Çetin karşımızda. Ümit Çetin günaydın, hoş geldin. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar Nur. Teşekkürler, sana da iyi yayınlar. Günün en önemli gelişmesiyle, müzakerelerle başlayalım istersen. Türkiye'nin hakkıyla yerine getirdiği arabuluculuk rolünün üstüne bugün de müzakereler yapılacak. Neler söylersin? Tabii dünyanın gözü İstanbul'da olacak. Bizim gözümüz de İstanbul'da olacak. O müzakereler çok çok önemli. Türkiye bilindiği üzere en son Antalya'daki buluşmadan sonra masa kurucu ülke pozisyonunda faaliyet yürütüyor. Ve yeni bir masa daha bu defa İstanbul'da kuruldu. Belarus sınırında yapılan müzakereler vardı, görüşmeler vardı. Ama işte Belarus'un tam anlamıyla tarafsızlığını sağlayamadığını düşünüyor muhtemelen Ukrayna tarafı. O görüşmeler bir sonuçsuz kaldı. Ama İstanbul'daki görüşmelerden iki taraf da umutlu, Türkiye de umutlu. Umarız İstanbul'dan, İstanbul'un adı hani Osmanlı'nın İstanbul'un fethinden sonra kullandığı tabirle İstanbul'dur. İslam da bilindiği üzere barıştır. Dolayısıyla barışın mekanıdır aslında İstanbul. Dolayısıyla bu savaşa da barışla sonuçlanmasına vesile olur umarız. Önemli bir görüşme. Tabii kırmızı çizgiler var. Hem Rusya tarafının kırmızı çizgileri var. Hem Ukrayna tarafının kırmızı çizgileri var. Masa bir hayli yoğun. Şartlar ortaya konulacak. Müzakereler yapılacak. Öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her iki tarafla da bir araya gelecek. Açılışı aslında bir anlamda yapacak bu müzakerelerin, İstanbul görüşmelerinin açılışını yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Umarız İstanbul görüşmeleri tarihe adını şöyle yazdırır. Rusya-Ukrayna savaşını bitiren şehir, Rusya-Ukrayna barışının imzalandığı şehir olarak tarihe geçer. Ve bu badireyi de dünya atlatır bu iş. Çünkü bilindiği üzere hep en büyük korku bu işin bir dünya savaşına evrilmesi. Hem Ukrayna-Rusya savaşını hem de olası dünya savaşını durduran şehir olarak tarihe geçer. Umarız İstanbul. İyimser tahminler var. Kötümser olanlar da tabii ki var. Ama Türkiye en başından beri, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da vurguladı, her iki tarafla da görüşebilen ve en etkin diplomatik tavrı, en etkin diplomasi trafiğini yürüten ülke oldu. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da en etkin diplomasiyi yürüten lider oldu. Her iki tarafla da bu savaş zamanında dahi görüşebilen, evet, belki de yani ülke Türkiye. Her iki tarafı da ikna edebilen yegane ülke Türkiye şu an itibariyle. Çünkü herkesin bir şekilde angajmanları var. Türkiye ilkesel bakıyor buna. Diğer kriz alanlarında olduğu gibi buraya da ilkesel olarak bakıyor ve ilkesel olarak tavrını ortaya koyuyor. Dolayısıyla hem dünya barışının sağlanması noktasında hem de bölgesel barışın sağlanması noktasında önemli görüşmeler. O yüzden sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın gözü kulağı bugün İstanbul'da yapılacak görüşmelerde olacak. O yüzden İstanbul umarız adına yaraşır bir şekilde, evet, barışı sağlar ve İslam bol hale gelir bütün dünya. Ne güzel ifade ettin Ümit Çetin. Umarım, evet, senin de söylediğin gibi olur. Beklentiler de büyük. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'da bizim beklentimiz kalıcı ateşkes dedi. Sence peki kalıcı ateşkes çıkar mı bu müzakereden yoksa henüz erken mi? O tabii şeye bağlı, ülkelerin kırmızı çizgilerini ne kadar esnetebileceğine bağlı. İşte bir taraftan mesela Kırım'ı konuşmam bile diyor Rusya. Evet. Kırım benim kırmızı çizgim diyor, benim toprağım diyor. Ukrayna da diyor ki ben toprak bütünlüğümü konuşmam, toprak bütünlüğümü tartışmaya açmam. Dolayısıyla bu kırmızı çizgiler çatışıyor. Başka maddeler de var tabii ki ama en bariz görünen madde bu. Dolayısıyla buradan ne kadar geri adım atabilecekler, buradan ne kadar esnetilecek, nasıl bir çözüm bulunabilecek o soru işareti. Ama eğer bir çözüm bulunabilirse, hani barış olmasa bile en azından kalıcı ateşkesin sağlanması bile bir kazanımdır. Umarız da öyle olur. Hani Kuleba'nın çizdiği perspektife baktığımızda en azından insani durumda iyileşme sağlayabiliriz. İstanbul görüşmelerinden onu sağlayabiliriz. Ama maksimumda kalıcı ateşkesi sağlayabiliriz.
diyor. Kalıcı ateşkesin sağlanması bile bir sonraki aşama için kapıyı açar. Bilindiği üzere bu işler biraz aşama aşama yürüyor. Diplomatik bu tip görüşmeler böyle ilk anda masaya oturduğunuz anda çözüme kavuşamıyorsunuz. Aşama aşama ilerliyorsunuz. Bu aşamada kalıcı ateşkesin sağlanması İstanbul görüşmelerinin başarılı olduğu anlamına gelir. Eğer sağlanmazsa yine de şu an bu masanın kurulması bile aslında bir başarı. Diplomasinin devam ettiğini, diplomatik kapıların açık olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla savaşın sadece sahada değil, diplomasi zemininde de ilerlediğini ve bir çözüm umudunun olduğunu bize gösteriyor. O umudu koruyoruz. Umarız Kuleba'nın da dediği gibi kalıcı ateşkes çıkar ve kalıcı ateşkes sağlanır. Çünkü en önemli madde şu, orada hem kan hem gözyaşı akıyor. Kan ve gözyaşını durdurup ne yapacağımıza bakalım demeleri lazım her iki tarafında. Dolayısıyla o kan ve gözyaşı durursa bir barış noktasında da bir umut belirecek gibi görünüyor. Şu an itibaren benim beklentimde kalıcı ateşkes noktasında, kalıcı ateşkese en yakın noktaya İstanbul görüşmelerinde gelinecek. Evet. Belki de kalıcı ateşkese ulaşılacak. Ama ben en yakın noktaya gelineceğini de tahmin ediyorum. Kalıcı ateşkes çıkar mı çıkmaz mı, o soru da tabii biraz esnetmelerine bağlı. O kırmızı çizgilerin, masadaki havanın ne kadar yağmurlu olacağına bağlı. Masadaki çatışmaların ne kadar şiddetli olacağına bağlı kalıcı ateşkesin sağlanması da. Ama umudumuzu koruyalım, iyi düşünelim, iyi olsun. Umarız oradan, İstanbul'dan yine daha önce de söylediğim gibi adına yaraşır bir şekilde bir İstanbul barışının ya da İstanbul'da sağlanan kalıcı ateşkesin konuşuruz ve bu ekranlardan da duyururuz umarız. Evet, bu arada Dolmabahçe'den canlı görüntüler de geliyor. Ekranlarınızda Dolmabahçe'de yapılacak müzakereler büyük bir hazırlık olduğunu, basın mensuplarının da yoğun bir şekilde o noktada beklediğini görüyoruz. Ümit Çetin, şunu merak ediyorum. Şimdi evet, Türkiye ev sahipliği yapacak bu müzakereye ama bir de fark olacak diye düşünüyorum. Sadece ev sahipliği yapmaktan ziyade o tarafların anlaşmakta zorlandığı noktalarda çözüm noktasında bir çözüm olarak öneriler gelir mi Türkiye'den? Türkiye zaten kendini hani diplomatik anlamda bir arabulucu olmadığı için resmi bir arabulucu sıfatı yok. Kolaylaştırıcı ülke olarak tanımladı Türkiye kendisini. Dolayısıyla barışa doğru kolaylaştırıcı hangi enstrüman varsa onu kullanacak. Türkiye ki bugüne kadar kullandı. Hem Putin'le hem Zelenski'yle aynı gün içerisinde telefonu açtığında görüşebilen bir lider var Türkiye'de. Diğer ülkelerin liderleri ikisini aynı anda görüşemiyor bilindiği üzere. Çünkü bir takım kaygılar var, bir takım problemler var. Aralarında yaşanan problemler var. Her iki liderle de anında görüşebilen ve anında çözüm üretebilen bir pozisyonda Türkiye. Tabii ki masaya o da yansıyacak. Türkiye'de bu masanın kurulması hani şey diye değil, yani İstanbul bu mevsimde çok güzel olur diye değil tabii ki. Bu masanın İstanbul'da kurulmasının bir geri planı var. O geri planda da Türkiye'nin attığı diplomatik adımlar var. O diplomatik adımlar nedeniyle bu masa İstanbul'da kuruluyor. İstanbul'un, evet, İstanbul çok güzel bir şehir ama güzel bir şehir olmasının yanında Türkiye'nin gayretleri de var bunun içinde. Dolayısıyla Türkiye'nin tabii ki o kolaylaştırıcı rolünü en son aşamaya kadar kullanacağını biliyoruz. Dünya da bundan emin. Zaten dünyanın gözü de bu anlamda Türkiye'ye çevrilmiş durumda. En son NATO zirvesindeki yaklaşımları gördük. İşte Birleşmiş Milletler'den gelen mesajlara baktığımızda da yine hani Türkiye'nin rolüne sürekli işaret ediliyor. İşte NATO Genel Sekreteri geçtiğimiz günlerde bir uluslararası yayın kuruluşunda canlı yayına çıkıyor. Direkt orada ilk konuştuğu madde, ilk konuştuğu konu işte Türkiye'nin oynadığı bu rol. Türkiye'nin bu rolüne teşekkür ederek başlıyor her konuşmasına NATO Genel Sekreteri. Çünkü NATO tıkanmış durumda. Birleşmiş Milletler sistemi devre dışı. Dolayısıyla sadece bu tip aktörlerin, yani Recep Tayyip Erdoğan gibi, Türkiye gibi aktörlerin gayretleriyle bir yere ulaşabileceğiz. Yoksa orada çatışma biteviye devam edecek. Her iki ülkeden biri, belki Ukrayna diye bir
yer kalmayacak, haritadan silinecek. İşte Mariupol'un görüntülerini görüyoruz. Halep'teki durumun aynısı. İşte Halep'le kıyaslanıyor. İki fotoğrafı yan yana koyduğunuzda birbirinden ayırt edemezsiniz. Yani silinmiş şehirler var Ukrayna'da. Ukrayna'nın topyekün haritadan silinmesi de söz konusu olabilir. Aynı zamanda hem dünya ekonomisine, hem işte Rusya'ya, hem Türkiye'ye, hem diğer ülkelere ve tabii ki dünya barışına zarar veriyor bu süreç. Bu süreci durdurmak için diplomatik, yani uluslararası diplomatik mekanizmalar devre dışıysa, uluslararası diplomatik aktörler devreye girer. İşte o aktörlerden biri de Türkiye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan. Peki başından beri hani sorduğumuz bir soru vardı, işte Putin ne istiyor, Rusya'nın hedefi ne diye. Seninle de uzun uzun konuşmuştuk. Artık bugün 34. gün. Bugüne geldiğimizde tarafların da artık bir takım arzularından vazgeçtiklerini görüyoruz. Örneğin işte Ukrayna NATO üyeliğinden vazgeçtiğini dile getirdi. Putin söz konusu olduğunda sence Putin'in Putin ne istiyor sorusuna verdiğimiz cevabın yanıtları haliyle bu mesele bu noktaya geldikten sonra değişti mi? Çok değişmedi. Tabii bazı şartlarda yumuşamalar var ama iki şartta, hani hep o söyleniyor, işte iki şartta anlaşamıyorlar. O Kırım meselesi en büyük mesele. Donbas konusunda da Zelenski'nin bulduğu çözüm, evet, bir deha örneği ama o çözümü de Rusya tarafı tam anlamıyla kabul etmiyor. İşte Zelenski diyor ki Donbas'taki durumla ilgili bütün Ukrayna'yı kapsayan bir referandum yapalım. O referandumda hangi karar çıkarsa kabul edelim. Ama Rusya tarafı diyor ki hayır, referandum değil, plebisit yapalım. Sadece o bölgeyi, Donbas bölgesinde yapalım. Çünkü o bölgede Rus nüfusu bir hayli yoğun. Ayrılıkçılar dediğimiz nüfus bir hayli yoğun. Dolayısıyla oradan çıkacak karar belli ama tüm Ukrayna'dan çıkacak kararı kestiremediği için Rusya o konuya yanaşmıyor. Ama belki bu müzakerelerde o konuda çözülebilir ama bence düğüm noktası Kırım olacak. Kırım noktasında her iki tarafta adım atmıyor. Ukrayna doğal olarak benim toprağım diyor. Rusya da benim toprağım diyerek yine aynı şekilde bir toprak çekişmesi var. Kırım çekişmesi var. Kilitleyecek madde de, çözecek madde de Kırım gibi görünüyor. NATO üyeliği konusunda zaten tam anlamıyla Ukrayna o işten soğuduğunu ifade ediyordu Zelenski. Ukrayna o işten vazgeçmiş görünüyor. O bir madde bile değil artık anladığımız kadarıyla. Evet. Ama tabii garantörlük noktasında Türkiye'nin de adı zikrediliyor. Garantörlük noktasında teklifler var. Garantörlük konusuna da Rusya tarafı sıcak bakabilir. Ama tabii ki Rusya'nın da onunla ilgili bir ön şartları olacak. Ama Ukrayna tarafı bu masaya ön şartsız oturulması gerektiğini ifade ediyor. Dolayısıyla evet, zor bir denklem, çözmesi bir hayli çetrefilli. O yüzden bu zorlukları üstesinden gelinebilirse bir barış çıkabilir, en azından bir ateşkes çıkabilir. Umudumuz İstanbul'da yapılacak bu görüşmelerde ve İstanbul'un barışı sağlamasında. İki tarafında çözülmesi zor ön şartları var. İkna edilmesi zor ön şartları var. Tabii ki masa olduğuna göre, masaya oturulduğuna göre imkansız değil. Mutlaka bir formül bulunabilir. O formül noktasında da arayışlar devam ediyor. İşte Türkiye de orada önerileriyle gündemde olacak. Kolaylaştırıcı, evet, ülke olarak Türkiye'de önerilerini ortaya koyacaktır bu görüşmelerde. Muhtemelen yaklaşık bir saat içerisinde biz o görüşmelerin fotoğraflarını, görüntülerini görmeye başlayacağız. Tabii öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetlerle bir araya gelecek. Peki gelelim Türkiye'nin garantörlük meselesine. Bu mesele biraz daha farklı olacak Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk rolünden. Bu noktaya nasıl yaklaşır sence Türkiye? Öte yandan Türkiye bir yandan NATO üyesi de olduğu için farklı riskleri de var bu garantörlük meselesinin. Sen ne dersin? Nasıl bir yaklaşım gösterir? Hangi şartlarda garantörlük meselesine sıcak bakılabilir? Tabii şu aşamada bugünden yarına bir garantörlük, evet, söz konusu olamaz gibi görünüyor. Çünkü orada bir yangın var. Yani yangının içerisine Türkiye bodoslama atlamaz. Orada bir şeylerin, evet, çözülmüş olması lazım. Barışın sağlanmış olması lazım. Zeminin oluşması lazım ki Türkiye barışı korumak adına
garantörlük vazifesi üstlenebilsin. Birçok yerde, birçok modelde Türkiye yer aldı. İşte Kıbrıs'ta biz garantör ülkeyiz ve Kıbrıs'ta ne zaman bir problem olsa Türkiye müdahale etti. Hatırlanacağı üzere en son 1974'teki müdahale. Diplomatik ve siyasi müdahaleler ayrı, onlar başka. Askeri anlamda direkt müdahale ettiği noktalardan biri. İşte barışı korumak için birçok misyonda yer aldı. İşte Afganistan'daki misyonda yer aldı. Hatta oradaki misyonun bir dönem yöneticiliğini yaptı Türkiye. Ya bu anlamda tecrübeli bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden hani bu tip sorunlu bir alana doğrudan öyle bodoslama dalması söz konusu olmaz. Ama eğer şartlar oluşursa Türkiye tabii ki barışı korumak adına ilkesel, bu anlamda hep ilkesel davranıyor. Tabii ki o garantörlük noktasında teklifleri, önerileri değerlendirecektir. Kendi önerilerini ortaya koyacaktır. Bir uzlaşma zemininde o garantörlük meselesine girilebilir. Ama şu an itibariyle işte biz yarın birlikleri Ukrayna'ya sevk edelim, İşte barışı koruyoruz, biz garantör ülkeyiz demeyiz. Öyle bir şey de mümkün değil. Bir yandan tabii ki NATO üyesiyiz, o başka. Zaten Ukrayna NATO üyesi olmadığı için hani işin dünya barışına, dünya savaşına dönme riski biraz daha az görünüyordu, ama işte bir NATO ülkesinin oraya girmiş olması doğabilecek çatışma riskleri itibariyle daha çok düşünmeyi gerektiren bir konu. O yüzden Türkiye o konuyu iyice düşünür, kılı kırk yararak düşünür. Teklifleri, önerileri değerlendirir, kendi önerilerini ortaya koyar ve mutlaka Türkiye'nin önerileri olur. O öneriler bağlamında da bir karar verir. Ha, Türkiye garantörlük konusunda da çok soğuk bakmaz gibi görünüyor şu an itibariyle, ama tabii ki şartlar olgunlaşırsa. Peki, gelelim iç siyasete. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok uzun bir zamandır, özellikle de bu Rusya işgali başladığından beri yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyor. Görüşmelerine devam ediyor birçok liderle. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gidecek. Neden önemli bir ziyaret? Türkiye son yıllarda bizim kadim coğrafyamız olan, gönül bağımızın bulunduğu, akrabalık bağımızın bulunduğu coğrafyalara yoğunlaştı. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın yeniden yapılandırılmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyetler deriz, Türk Cumhuriyetleri diyelim. Evet. Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler biraz daha sıkılaştı. İşte Azerbaycan'la ilişkimiz, işte Karabağ'da askeri yardıma kadar ulaşmıştı ki ilişkilerimiz hep iyi oldu. Diğer Türk Cumhuriyetleri ile de ilişkilerimiz son derece iyi. Özbekistan da onlardan biri, bizim kardeşimiz. 30. yılını doldurdu diplomatik ilişkiler ve şu an zirveye ulaşmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle birlikte o zirve biraz daha yükselecek. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda birlikteliğimizin bulunduğu, ilişkilerimizin bulunduğu bir ülke Özbekistan. O yüzden bu tip ziyaretler özellikle o bölgeye, Kafkaslara ve daha ilerisine, işte Orta Asya'ya doğru gidene kadar oradaki ülkelerle ilişkiler Türkiye açısından stratejik ve tabii ki hem akrabalık bağlarımızın hem kardeşlik bağlarımızın bulunması da ayrıca bir önem katıyor. Özbekistan'la bu ziyaret sonrası ilişkilerin biraz daha ileri noktaya, ekonomik anlamda da hedeflere ulaşılması ve hedeflerin aşılması bekleniyor. Bundan sonra tabii ki diğer ülkelerle de bu ziyaretler sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsat bulduğunda Türk Cumhuriyetleri ile ilişki kurmaya, birebir gidiş gelişleri organize etmeye çalışıyor. Tabii orada Ukrayna-Rusya savaşı tabii ki Özbekistan'ı da etkiliyor, bütün ülkeleri etkiliyor. Konuşulacak, değerlendirilecek, ama iki ülke ilişkileri biraz daha öne çıkacak gibi görünüyor bu ziyarette. Bu ziyaret bizim o coğrafyaya, o ülkelere yakınlaşmamızı biraz daha sağlayacak. Biraz daha, bir adım daha atmış olacağız onlara doğru. Peki, gelelim kabine toplantısına. Kabine toplantısının ardından yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları vardı. Özellikle de bir süredir dile getirilen KDV indirim meselesiyle ilgili güzel müjdeler verdi. Nedir detaylar? Detayları senden dinleyelim Mitchet.
İlk KDV indirimi hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta aylarda diyelim yapılmıştı. Ve o zaman Cumhurbaşkanı şunu söylemişti. Biz gelişmeleri takip edeceğiz, fiyat düzeylerini takip edeceğiz. Gerekirse yeni KDV indirimleri gelebilir. İşte geldi. Gelen kalemler var birçok kalemde. Özellikle yiyecek anlamında, temel gıda anlamında çok önemli KDV indirimleri var baktığımız zaman. Günlük kullanım eşyaları, günlük kullandığımız tüketim malzemelerinde de KDV indirimleri var. Mesela evet. Deterjan, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerde %8 olan KDV, işte %18 olan KDV %8'e indirildi. İşte tohum fide, bilindiği üzere o mevsim geliyor. Fideler toprakla buluşacak. Orada da bir KDV uygulanıyordu. O KDV %1'e çekildi. Yeme içme otel turizm sezonu açılıyor. Bununla ilgili de bir düzenleme yapıldı. %8 oldu KDV. İşte tarımsal sulamadaki elektriğin KDV'si %1'e indirildi. Bunun gibi önemli kalemlerde, ihtiyaç duyulan kalemlerde KDV indirimleri geldi. Yine takip ediliyor, yine denetleniyor bütün fiyat düzeyleri ve onlara bir müdahale aracı gibi aslında artık bu KDV indirimleri kullanılıyor. O fiyatların biraz daha düşürülmesi noktasında da yeni KDV indirimleri tabii ki olabilir. O analizler ve o analizlerden doğan sonuçlar değerlendirilecek ve yeni KDV indirimlerinin kararı verilecek. Şimdilik bu kalemlerde KDV indirimleri var. Tabii tüketiciye düşen vazife şu, çünkü maalesef KDV'yi kağıt üzerinde indiriyorsunuz ama gerçekte inmiyor bazen. Niye? Maalesef fırsatçıların bulunduğunu biliyoruz. O fırsatçıların KDV indirimini anında fiyatlara yansıtmadığını da görüyoruz. Çünkü KDV arttığı zaman anında fiyatlara yansıyor ama indiği zaman biraz geç yansıyor. Bunları da tüketicilerin takip etmesi gerekiyor. Bu indirimleri yapan yerlerden alışveriş yapmaları aslında diğerlerinin de o indirimi yapmasını sağlayacaktır. O rekabetten gelen gücünü kullanmalı aslında tüketici de. Bilinçli tüketici olmak aslında piyasadaki bu başıboş, bu hoyratça tavırları da engelleyebilir bence. Peki, 24 Ankara Haber Müdürü Miçet'in değerlendirmelerini aktardı. Miçet'in teşekkür ederim. Görüşürüz yine. Hoşça kal. Teşekkürler. İyi yayınlar. Teşekkürler. Haydi kısa bir reklam, sonra tekrar beraberiz. T24 ekranlarından bir kez daha merhabalar. Devam ediyor analiz sentez. Rusya-Ukrayna savaşında barış masası İstanbul Dolmabahçe'de kuruluyor dedik. Önemli bir tarih. Rusya ile Ukrayna heyetleri yüz yüze bir araya gelecekler ve dünyanın yakından takip ettiği tarihi buluşmayla ilgili detayları almak için de 24 muhabiri Adem Hançer'e gideceğiz. Adem, günaydın, söz sende. Evet, dünyanın gözü kulağı İstanbul'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bir yandan da müzakere masasında barış aranıyor. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Sonrasında ise bir müzakere masasının kurulması kararı alındı. Ukrayna'dan da yine olumlu sonuç gelince bugün itibariyle saat 10.30'da Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rusya ve Ukrayna heyeti bir araya gelecek, müzakere masasına oturacak. Şunu da hemen söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müzakere toplantısında bir hitabı olacak. Sonrasında ise Özbekistan'a hareket edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dediğimiz gibi masada çözüm aranıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem Rusya hem de Ukrayna mevkidaşlarıyla bir görüşme yaptı. İki tarafın da Türkiye'ye duyduğu güveni dile getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Dediğimiz gibi bugün gerçekleşecek burada saat 10.30'da hem Rusya hem de Ukrayna heyeti müzakere masasına oturacak. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldiler. Aslında müzakereler dün başlayacaktı ancak Ukrayna heyetinin ülkeden çıkış konusunda bir problem yaşadığı ki malum durumdan dolayı bir gecikme yaşandığını açıkladı Ukraynalı yetkililer. Bugün İstanbul'da saat 10.30'da dediğimiz gibi toplantı başlaması öngörülüyor ve öncesinde Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müzakere toplantısına bir hitabı olacak. Tabii dünyanın gözü kulağı burada dedik. Buradan çıkacak sonuç önemli. Çünkü daha önce defalarca yine müzakere masası kurulmuştu. Hatta zaman zaman telekonferans yöntemiyle iki ülke yetkilileri de bir araya gelmişti. Dediğimiz gibi saat 10.30'da başlayacak toplantı. Kameraman arkadaşım Dursun'la birlikte yine burada toplantıları takip ediyor olacağız. İlerleyen saatlerde, dakikalarda yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Peki, teşekkür ederiz. Aktardığınız detaylı bilgiler için biz de sizden bilgi almaya devam edeceğiz diyelim ve hemen yayın konuklarımı takdim edeyim sizlere. Kimler bizimle? Doktor Şahin İlhan Açıkalın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Nur Hanım, Cüneyt Hocam, Melik Bey günaydın. Günaydınlar. Stratejist Cüneyt Baksoy bizimle. Günaydın Hocam, günaydın. Günaydın Nur Hocam, Melik. Sağ olun. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter. Merhabalar bugün hocam. Uzun blokta bizimle. Melik Yiğiter günaydın. Sen de hoş geldin. Günaydın, merhabalar. Evet, Kartor'una minik bir darbe yaptım ben. Demokratik bir müdahale. İyi yapmışsın. Özlemişim seninle uzun uzun sohbet etmeyi. Arada bir güzel oluyor. Kızdırmayayım da buradan da Kartoğlu'nu kendisiyle sohbet etmeyi de çok seviyorum. Peki. O zaman hemen... Seviyoruz Kartoğlu'nu. Evet evet seviyoruz. Sağ olsun. Peki şu an hocam hemen başlayalım mı sizinle? Günün en sıcak gelişmesiyle tüm dünyanın gözü kulağı Dolmabahçe'de. Müzakereler bugün İstanbul'da gerçekleşecek. Diğer müzakerelerden farkı ne olur sizce? Türkiye nasıl bir rol oynar? İşin biraz daha çözüm noktasına yaklaşmasında ve ateşkes gelmesinde. Şu anda da yine o görüntüler de geliyor ekranlara Dolmabahçe'den. Canlı görüntüler, bir hazırlık telaşı olduğunu gözlemliyoruz. Buyurun Şoy Hocam. Tabii Nur Hanım, bir kere büyük farklılıklar olacaktır. Bundan önceki yapılan yüz yüze müzakereler diyelim. Yüz yüze müzakereler biliyorsunuz daha önce bir Belarus sınırında küçük bir bölgede yapılmıştı. Daha sonra tekrar yeri değişmişti ve sonrakilerde sizin de söylediğiniz gibi telekonferans yöntemiyle yürütülüyordu. Aslında Türkiye'de bir müzakere masasının kurulması Antalya Diplomasi Forumu'nun marjında hem Kuleba hem de Lavrov'u ağırladıktan sonra aslında tüm dünya kamuoyunun beklediği bir süreçti. Ama bunun hangi seviyede ve hangi düzeyde gerçekleşeceği bir soru işaretiydi. Bugün İstanbul'da gerçekleştirecek olan müzakerelerin ilk başta müzakere heyetleri süreciyle ev sahipliği yapmamız da bence önemli bir başlangıç. Şimdi ilk önemli farklılığını söylemek gerekirse daha önceki yüz yüze müzakerelerin yapıldığı ülkelerde ülkelerin lideri müzakere heyetlerine herhangi bir hitabı veya herhangi bir arada olması olmamıştı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce muhabir arkadaşımızın da belirttiği gibi iki müzakere heyetine de bir hitapta bulunacak. Bu çok önemli. Bunun en önemli noktası da aslında bugüne kadar müzakere ve arabuluculuk konusundaki isteğimizi belirttiği Cumhurbaşkanımızın Kasım 2021 tarihinden itibaren bugüne kadar geldiğimiz süreçte ben bunu hep söylüyorum. Belki o gün Kasım 2021'de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın bir seyahat dönüşüydü. Arabuluculuk teklifi kabul edilseydi belki bugün savaş bile olmayabilirdi. Şimdi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçteki lider diplomasi ve arabuluculuğu oldukça önemli. Bu önemin getirdiği farklılığı da müzakere heyetlerine hitap etmesi sürecinde de göreceğiz 10.30'da. İkinci bir önemli farklılık da şunu unutmamak gerekir ki ilk üst düzey müzakereyi de ev sahipliği yapan aynı ay içerisinde daha 15 gün geçmeden Antalya'da Türkiye'ydi. Dolayısıyla Türkiye bu ikinci ev sahipliği ile birlikte her düzeyde müzakere yapılabilecek süreçlere aslında ev sahipliği yapabileceğini ve inşallah hangi vadede olur, ne zaman olur henüz bunu tabii söylemek çok zor. Belki bugünkü müzakerenin sonucuna ve sonrasındaki yansımalarına dayalı olarak iki lideri de yine Türkiye ev sahipliğinde ağırlanabilir diye düşünüyorum ben. Sonuç olarak bugün yapılacak müzakereler, evet, Ukrayna-Rusya savaşının gidişatı açısından, bölgenin güvenliği açısından oldukça önemli. Ama daha önemli bir gerçeklik ve yansıma var. Bugün Türkiye olmadan bu bölgede, bakın, ne Karadeniz'in güvenliğini konuşmak mümkün, ne Avrupa'nın güvenliğini konuşmak mümkün, ne de küresel barışı konuşmak mümkün artık. Dolayısıyla da
müzakere bundan sonra Türkiye'de devam eder, hangi seviyede devam eder, bunu söylemek için henüz erken. Ama Türkiye bütün müzakere süreçlerinin vazgeçilemez bir unsuru olmaya devam edecek. Evet, bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne ulaştığı bilgisi geldi. Elimize şu anda da görüntüler de geliyor. Evet. Ekranlara Dolmabahçe'den o tarihi müzakereye ilişkin ilk görüntüler geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ulaştı bölgeye. Canlı görüntüler getiriliyor ekranlarınıza. Peki, Melik Yiğiter, sen neler söylersin bu müzakerelerin? Bu arada soruna geçmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye doğru ilerledi. Zannediyorum bir açıklama yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dinliyoruz. Simultane hazırlıklarımız tamam mı? Sana gerek yok zaten. Sevgili dostlar, kıymetli heyet üyeleri, Türkiye'ye ve İstanbul'umuza hoş geldiniz. Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten, barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Toplantılarınızın ve yapacağınız görüşmelerin şimdiden ülkeleriniz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz. Ülkeleriniz adına büyük gayret gösterdiniz. Göstermeye de devam ediyorsunuz. Bu nedenle sizleri şahsım, milletim adına ayrıca tebrik ediyorum. 5. haftasına giren çatışmalar, dostunuz ve komşunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor. Krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde samimi gayret sarf ettik. Aramızdaki komşuluk, dostluk, insani yakınlık özellikle bu hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştık. Şahsen kıymetli devlet başkanlarınız başta olmak üzere pek çok mevkidaşım nezdinde yoğun diplomasi mesaisi yürüttüm. Dışişleri Bakanım, Milli Savunma Bakanım, Başdanışmanım İbrahim Bey de muhataplarıyla sürekli temas halinde oldular. Söz sahibi olduğumuz tüm uluslararası platformlarda her iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan, kollayan, gözeten adilane bir yaklaşım sergiledik. Bölgesinde pek çok acıya şahitlik etmiş bir ülke olarak Karadeniz'in kuzeyinde benzer bir tablonun ortaya çıkmaması için çalıştık, çabaladık. Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Ölen her insan, yıkılan her bina refah yolunda harcanması gerekirken havaya savrulan, toprağa gömülen her kaynak ortak geleceğimizden kopartılan bir değerdir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden
somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Gelinen aşama itibariyle heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız. Bugün Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak üzere bu konuşmamdan sonra Taşkent'e hareket ediyorum. Ancak Dışişleri Bakanımı ihtiyaç duymanız halinde sizlere gereken desteği vermesi maksadıyla İstanbul'da bırakıyorum. Her iki ülkenin meşru kaygılarını giderecek, uluslararası toplumun muteber kabul edeceği bir çözüme ulaşılması mümkündür. Sizlerin barışın yeniden tesisi için inisiyatif almaktan kaçınmayacağınıza inanıyorum. Malumunuz, görüşmelerde arabuluculuk rolümüz bulunmuyor. Ancak sizler talep ettiğiniz müddetçe, ihtiyaç duyduğunuz sürece kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Görüşmelerde zor ve çetrefil konuları ele aldığınızın elbette farkındayız. Bununla birlikte masadaki önerilerin ve varılacak uzlaşmanın ileride sağlanacak nihai barışın temelini oluşturacağı da muhakkaktır. Sorumluluk duygusu, özveri ve yapıcı bir anlayışla kalıcı, hakkaniyete dayalı, sürdürülebilir bir çözüme ulaşabileceğinize eminim. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme, bir sonraki aşama olan liderler düzeyindeki teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye de ev sahipliği yapmaya hazırız. Sizlerin burada bir araya gelmesi bile dünyada ve ülkelerinizde başlı başına bir umut sebebidir. Barışa giden yoldaki gayretlerinizin hayırlı neticelere dönüşmesini temenni ediyorum. Her biri değerli birer dostum olan devlet başkanlarınıza en kalbi selamlarını iletmenizi sizlerden istirham ediyorum. Yürüteceğiniz müzakerelerde hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını dinledik. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi müzakerelerle ilgili Rusya-Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe'de buluşması ile ilgili önemli mesajlar verdi. Somut sonuçların alınması gerektiği bir dönemdeyiz dedi. Çatışmanın uzaması taraftar asla değiliz dedi ve son olarak şunu da vurguladı. Liderler düzeyindeki temas içinde aslında bugünkü müzakereler büyük bir adım olacak ifadesini kullandı ve bunun için de yine Türkiye olarak üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan diyelim ve Melik Yiğital hemen istersen hem müzakereler hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlarla devam edelim sohbetimize. Önemli mesajlar verdi, önemli noktalara değindi Erdoğan. Evet. Bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani barışa dair umutları yeşerttiniz ve Türkiye o anlamda kolaylaştırıcı rolünü oynamaya devam edecek demesi çok çok önemli. Belarus'tan farklı olarak da biraz böyle baktığımızda hani müzakerenin tarzına ve yöntemine mesela şeyde Dolmabahçe'deki görüşmede iki tane uzman Türk uzman görüşmeler devam ettiği sürece orada hazır bulunacak. Evet. Yani taraflar isterse danışabilecek. İkincisi Cumhurbaşkanı da açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İstanbul'da olacak. Yani velev ki anlaşmaya yakın küçük bir pürüz var. Bunu aşılması gerekiyor.
taraflar isterse Sayın Çavuşoğlu da devreye girebilecek. Bunlar çok önemli. Belarus'tan farklı olarak. Kaldı ki zaten İstanbul'a taşınmasının en temel nedeni de özellikle Ukrayna heyeti bu Belarus'taki görüşmelerde çok rahat edemediklerini, kaygıları olduklarını ifade etmesi. Çünkü sonuç itibariyle Belarus taraf ve bu kaygı ifade edilince de Türkiye ev sahipliği yapabileceğini teklif ediyor. Rusya da bunu kabul edince de müzakerelerin buraya taşınmasına karar veriliyor. Doğru da bir şey oldu aslında. Çünkü Türkiye o anlamda iki tarafa da angaja olmamış, tarafsızlık konumunu sürekli koruyan ve savaş başladığından bu yana da sürekli barışın sağlanmasına dair çok ciddi ama çok ciddi efor sarf eden bir ülke. Dolayısıyla da buradan uzlaşı çıkma ihtimali de oldukça yüksek. Şimdi Cumhurbaşkanı söylediği şey, sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık, kaçınmayız. Bu çok önemli. Yani elini taşın altına koyma ve bu anlamdaki kolaylaştırıcı rolünü devam etmeye dair söz verdi zaten taraflara. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkı vermeye hazırız. Bundan çekinmeyiz diyor. Önemli olan bu trajediyi durdurmak diyor. Görüşmelerde resmi bir arabuluculuk rolümüz yok. Ancak siz isterdiğiniz sürece biz kolaylaştırıcı rolü, yani aslında pratikte aktif olarak bir arabuluculuk ama her resmi anlamda bir arabuluculuk değil. Yoksa bu bir arabuluculuk ama hani resmen atfedilmiş bir şey olmadığı için buna kolaylaştırıcı rol diye tanımlıyoruz ve Cumhurbaşkanı da böyle ifade etti. O manada önemli. Şimdi burada daha sonra masanın genişleme ihtimaline söz edilmesi de çok önemli. Yani mesela görüşmeler Türkiye'ye alındıktan sonra uluslararası şeylere bakın, yorumlara. Deniyor ki ya bu masa genişleyebilir mi? Masanın genişlemesiyle birlikte Putin ve Zelenski Türkiye aynı masaya oturtabilir mi? Bu aslında Türkiye'nin gücünü gösteriyor. Yani özellikle Rusya-Ukrayna özelinde çok ciddi işler başarması ve iki tarafın da güvenini sağlaması ile ilişkili bir şey. Yani bu soru müzakereler buraya alınınca sorulmaya başlandı ve böyle bir ihtimalin güçlü olduğundan söz ediliyor. O bakımdan önemli. Diğer taraftan müzakereler başladığında bir ülkenin bir numarası Cumhurbaşkanı'nın gidip o toplantıya bir atış konuşması yapıp başarılar dileyip gitmesi zaten başlı başına bir jest. Diğer tarafta her türlü kolaylık sağlandı. İki ayrı otele yerleştirildi Ruslar ve Ukraynalılar. Dolmabahçe tahsis edildi. Yani hani şey, futbolda şey var da saha, zemin, seyirci, her şey evet, mükemmel. Şimdi artık iyi top oynamaya bakacağız. Evet. Dolayısıyla bütün koşullar sağlandı. Şimdi artık böyle iyi bir müzakereyle sonuç alınması. Bu o anlamda çok kıymetli bir şey. Yani iki açıdan, hem barışı sağlama açısından umutları yeşerti hem de Türkiye'nin rolünü büyütmesi açısından çok anlamlı bir fotoğraf. Evet, peki, teşekkür ederiz. Meşhur spor örneği de geldi yine. İyi geldi. Sağ ol Melik İtalya. Peki. Cüneyt Hocam, siz ne dersiniz? Müzakerelerle ilgili perspektifiniz nedir? Şimdi yani sevgili hocamın da Melik'in de sevgili Melik'in de belirttiği gibi bu tarihi bir süreç. Yani bir savaşın içerisinde Türkiye'nin böyle bir rolü üstlenmiş olması arabuluculuk noktasında adlandırılmıyor. Ama neticede tüm koşullarıyla Türkiye'de bu işin olması, tarafların Türkiye'de buluşması, hele İstanbul'da bu işin olması çok çok kıymetli, çok çok önemli. Yani zaten siz arabuluculuk noktasında belki resmi olarak bulunmasanız da bu heyetlerin İstanbul'a gelmesi aradaki görüşmelerin verilen kıymetlerin bir karşılığı, verilen güvenin bir karşılığı. Bu çok önemli. Yani savaş süresince biz çok şey duyduk, çok şey okuduk, çok şey yazıldı, çizildi haber akışlarında Batı'dan. Karşılıklı yaptırımlar, suçlamalar vesaire. Türkiye ilk günden bugüne kadar politikasını çok farklı bir zemine oturttu. İşte bunun karşılığını görüyoruz. Bu çok önemli. Yani her iki tarafa da olan belirli bir mesafe, belirli bir yakınlık, belirli bir
geçmişe dayalı ilişkinin getirdiği nokta. Ve Türkiye'nin bunu İstanbul'da başarıyor olması, heyetlerin burada görüşmeleri yapıyor olması umuyorum bir sonuçta da bağlanır. İş tam hani taçlanır diyelim, barışla taçlanır ve biz savaşı inşallah arkada bırakırız. Ama bu görüşmelerin an itibariyle Türkiye'de yapılıyor olması bile, tam olarak buradan bir sonuç çıkmasa bile çok ciddi bir mesafe alınacağına ben kendi adıma inanıyorum. Heyetler arasında mesafe alınarak zaten bu tarafa gelindi. Şimdi o mesafenin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Dışişleri Bakanımızın burada kalması çok kıymetli. Uzmanların evet. Melih'in dediği gibi burada olması ayrıca kıymetli. Yani bu işin siyasi ve uluslararası ilişkiler boyutu. Ekonomi noktasına baktığım zaman da piyasaların bu sürece ciddi tam konsantre olduğunu ve fiyatlamalarında bir yatışma, bir rahatlama gördüğümü söyleyebilirim. En azından bu görüşmelerin barışa dair umut verdiğini piyasalarda, global piyasalarda söyleyebilirim. Yani tabii ki sadece biz savaşı takip etmiyoruz global piyasada. Bir yanda Fed'i de, enflasyonu da, birçok başlığı da konuşmak veya fiyatlamak durumundayız. Ama en azından savaşla ilgili kısım şu an beklemeye geçmiş durumda. Ve piyasa bunu bir beklentiyle, barışa dair bir beklentiyle fiyatlıyor. Benim ekranımdaki karmaşık gözüken o fiyatlamaların arasındaki senkronizasyon an itibariyle bunu gösteriyor. Umuyorum da dediğim gibi bu heyetlerin bu görüşmesi liderler görüşmesine evrilir. Ve bu tamamıyla arkada bırakılan bir süreç olur. Ama burada Batı'nın yaklaşımı da çok kıymetli olacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Avrupa'nın da barışa olan katkısı, her iki taraf içindeki etkisi, yönlendirmesi, İstanbul'daki bu süreci desteklemeleri oldukça kıymetli olacak. Yani şu an herkesin doğudan batıya, sadece batı da değil, Çin olmak üzere diğer büyük önemli ülkelerin de bu sürece destek vermeleri İstanbul'dan sonuç çıkarmak adına oldukça önemli olacak. Yani tarafı bırakmak, barışın tarafında olmak noktasında ilerlemek bu tabloyu bence barışa götürür. Umuyorum da öyle olur. Siz ne dersiniz Şuay Hocam? Kalıcı ateşkes vurgusu yapmıştı Rusya Dışişleri Bakanı. Sizce kalıcı bir ateş çıkar mı? Kalıcı bir ateş çıkmazsa bile 34. gün bugün ve hep sizinle de uzun uzun konuşmuştuk. İşte Rusya ne istiyor, Ukrayna ne istiyor diye. Günümüz koşullarında artık bir ayın ardından bu soruya verilen yanıt değişti mi sizce? Çünkü tarafların vazgeçtiği noktalar da oldu. Örneğin Ukrayna NATO üyeliğinden vazgeçti artık. Şu an sorduğumuzda bu soruyu Rusya ve Ukrayna ne istiyor diye karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Nur Hanım, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da biraz önce vurguladı. Hem Melih Bey hem Cüneyt Bey de söylediler. Şimdi burada tabii Türkiye'nin varoluşsal rolü çok önemli. Yani her şeyin ötesinde Türkiye'nin bu anlamda sunduğu katkı, sunduğu imkanlar ciddi anlamda önemli. Bir de Türkiye'nin hiç unutmamak gerekiyor ki şu anda bu müzakereye ev sahipliği yapan ülke olarak Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusu, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke ve jeopolitik konumu biraz önce saydığımız daha önce yüzde müzakerelerin gerçekleştirildiği ülkelerden çok farklı olarak savaşın tarafı olan ülkelere de hem çok yakın olan jeopolitik olarak hem de çok farklı ilişkileri olan bir ülke. Dolayısıyla da şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği iki önemli mesaj var biraz önceki konuşmasında. Bunlardan bir tanesi senin de sorduğun gibi önce kalıcı ateşkes. Ben inanıyorum ki inşallah İstanbul'umuz uğurlu gelir de barış açısından en azından öncelikle bir kalıcı ateşkesin burada çıkabileceğine olan inancım yüksek. Şimdi bu tarz savaş ortamlarında 34 güne girildi. Senin de söylediğin gibi ilk olarak müzakere masasından çıkmasını beklediğimiz ortak karar bizim kalıcı ateşkesin sağlanması. Evet. Çünkü kalıcı ateşkesin sağlanmasıyla hem insani yardım koridorunun açılması, hem hala ayrılmak isteyen sivillerin tahliyesinin sağlanması, hem de
kalıcı ateşkes sayesinde de aynı zamanda müzakere taraflarının bir sahada üstünlük kazanma kaygısı olmadan istenilen şeyleri müzakere etme şansının ortaya çıkmasını sağlar. Yani müzakere teknikleri, müzakere süreçleri de uluslararası ilişkilerin içinde, diplomasinin içinde önemli, ayrıca bilimsel olarak da çalışılan bir alan. Dolayısıyla kalıcı ateşkesin sağlanması hem müzakere süreçlerinde bir psikolojik akışın değişikliğini ifade eder, hem de aynı zamanda sahada da sivillerin hayatıyla ilgili süreçlerde iki tarafın da savaşı değil de barış için bir sorumluluk aldığının en büyük göstergesi olur kamuoyu açısından da. Şimdi öte yandan diğer soruna gelirsek, ne taleplerde ne değişiklik oldu? Tabii 34 gün içerisinde dün Zelenski'nin bir açıklaması vardı. Topraklarımızdan Rusya'yı sert güçle çıkaramayacağımızı anladık dedi. Şimdi evet. Bu Zelenski'nin Ukrayna'nın pozisyonuyla ilgili önemli bir ifade şu anda. NATO ile ilgili üyelik konusunda artık Zelenski'nin NATO üyeliği istemediğini de kendisi dile getirdi. Şimdi Ukrayna'nın bu noktalarda geri adım attığını ve kamuoyuna açık şekilde geri adım attığını görüyoruz. Tabii bu müzakere masasında hangi kartların nasıl şekilleneceğini, Zelenski'nin yaptığı açıklamaların müzakere noktasında nasıl bir yansıması olacağını şu anda bizim onlardan gelen bir açıklama olmadığı sürece söylemek zor. Ama bu noktada en azından Ukrayna tarafından NATO üyeliği noktasındaki geri adımın olması ortak nokta bulunma konusunda biraz daha olumlu bir hava yaratıyor açıkçası. Ama Rusya'nın özellikle Donbas, Luhansk ve Kırım konusunda, bunların tanınması konusunda ciddi bir ısrarı var. Bu nasıl bir yöne evrilecek? Buradaki, çünkü en son yapılan dijital ortam üzerinden yürütülen müzakerelerde bununla ilgili Rusya'nın ısrarı hala devam ediyordu. Bugün İstanbul'da bununla ilgili bu müzakerelerin sonucunda bir resmi açıklama yapılırsa farklı taraflarda ne noktada ve hangi boyutta, bunu yeniden görmemiz bence ortaya çıkacak. Fakat öyle görünüyor ki öncelikle kalıcı ateşkesin üstünde Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı kalıcı ateşkesin üstünde duruluyor. Sonrasında da biraz önce söylediğim, iki tarafın da kendine göre öncelik olarak belirlediği alanların müzakere süreçlerinde devam ettirilmesi tartışılıyor gibi bir görüntü var. Bir de tabii büyük kararların alınabilmesi için müzakere süreçlerinde burada da en son söz tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi iki ülkenin liderlerinin son kararı önemli. Dolayısıyla da bugün burada İstanbul'da belki her şey çözülmeyecek ama en azından kalıcı barış için atılan adımlar bile tamamen işin kaderini, bölgenin kaderini değiştirecek nitelikte. Sen ne dersin Melik Yiğiter? Yine Zelenski'nin açıklamalarında şöyle de bir ifade vardı. Şuay Hocam da değindi. Artık Rusya'nın Ukrayna topraklarından tamamen çekilmesi demek 3. Dünya Savaşı çıkmak anlamına geliyor dedi. Bunu kabullendiğini gösteriyor. İşte bir yandan NATO üyeliğinden de vazgeçti. Tüm bunlara baktığımız zaman diplomasi masasında Rusya'nın eli daha güçlü diyebilir miyiz? Yani kuşkusuz, kaldı ki zaten Zelenski o anlamda da hani geri adım attı. Nilan Hocam söyledi, yani uzlaşı olsun diye birçok noktada esnedi. Şimdi bu haliyle Rusları Ukrayna'dan çıkarması çok zor. Ama Rusların da tam olarak Ukrayna'ya hakim olması birçok can kaybının, Rusya'nın daha çok böyle ekonomik kayıplarının olması anlamına geliyor ve bu savaşın sürmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla şimdi baktığımızda, genel anlamda çerçeveye baktığımızda aslında uzlaşıya yakın. Yani mesela nedir? 6 tane şart diyor Putin. Yani bu altına uyulursa olur diyor. Nedir? Bir tanesi işte NATO üyeliğinin askıya alınması, işte NATO'ya üye olmaması konusunda garanti. Zaten Zelenski onu söyledi. Zihnen de kafasından sildi adam. Yani tamam dedi, artık NATO'ya girmenin bir anlamı yok. Zaten onları da bize alma gibi bir niyeti yok anladığım kadarıyla dedi. Dolayısıyla kaldı ki Stoltenberg'de zaten Ukrayna'nın şu aşamada bir NATO üyeliğinin söz konusu olmayacağını söyledi. Dolayısıyla birincisi bu NATO üyeliği. Askıya alındı mı alındı. İkincisi silahlanmak konusundaki kaygılarımızı giderin. Yani ısrarla söylediği, Amerika'nın işte ve NATO'nun birkaç bölgede
bir takım silah çalışmaları yaptı Putin'in söylediği. Zelenski de yok diyor. En azından garanti istiyor. Tamam, ona da tamam. Yani silahlanma meselesi çözeriz diyor. Üçüncüsü Rus karşıtı Ukrayna milliyetçiliği, ki Putin bunu neonazi olarak ifade ediyor. Bunu ortadan kaldırın diyor. Ya yani bu örgütlenme biçimi özellikle Donbas bölgesinde Rusları çok böyle ciddi zulüm ediyorlar. Ruslara çok ciddi kötü muamele ediyorlar. Bunu ortadan kaldırın diyecek. Tamam, bunun da garantisi verilecek. Tamam diyor. Dördüncüsü Rusça önündeki engelleri kaldırın diyor. Çünkü Putin diyor ki ya neredeyse Ukrayna'da Rusça yasaklanacak diyor. Bu engelleri kaldırın. Çünkü Ukrayna'nın önemli bir nüfusunda Ruslar var. Dolayısıyla bunu kaldırın. Şimdi bu dördünde zaten sıkıntı yok. Mesele gelip 5 ve 6'da tıkanıyor. 5. madde Kırım'ın ilhakı meselesi. Rusya diyor ki bu haliyle Kırım Rusya'nın toprağıdır ve bunu böyle kabul edeceksiniz diyor. 6.'sı da Donbas bölgesine dair Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığı tanıma meselesi. Şimdi burada bir Arap formülle aşılabilir mi? Yani mesela Zelenski şunu yapabilir mi? Ya tamam, Kırım senin ama Donbas'ta ara bir formül. Ne olabilir? İşte bağımsızlık değil de hani özerkliği konuşabiliriz. Müzakere edilebilir. Yani mesele gelip 5 ve 6'da tıkandı. Şimdi o şeye baktığımızda, Lavrov'un açıklamalarına, daha sonra Peskov'un açıklamalarına baktığımızda da diyor ki ya biz diyor Ukrayna'da Ukrayna'yı işgal etmek, Ukrayna'yı Rus toprağına katmak gibi bir niyetimiz yok diyor. Bizim bir temel stratejimiz var. Biz o temel stratejiye doğru hamle yapıyor ve ilerliyoruz. Ya nedir o zaman temel stratejimiz? Tamam. Yani bütün Ukrayna'nın geneline savaşı yaydınız zaten. Yani şu anda Polonya-Macaristan sınırı bir sağlamdı, savaş taşınmamıştı. Şimdi orada da başladı. Lviv'de 3 evet. gündür çok yoğun çatışmalar var. Çok fazla can kaybı var. Zaten hani Rusya'nın sınırı, yani Karadeniz'in o sahil bandındaki bütün kentler Odessa'ya kadar zaten yaylım ateşi. Yani Kiev'den tutun aşağı doğru yarım ilal çizecek şekil. Ondan sonra buraya kadar zaten hani bir yaylım ateşi ve tam bir savaş hali. Şimdi amacınız işgal değil ve kalıcı değilseniz o zaman hani ortak bir yol bulmanız gerekiyor. Yani Donbas ve Kırım konusunda da Rusya'nın da esnemesi lazım. O yüzden de ben ilk baştaki gibi böyle çok uzlaşmaz bir nokta değil bu. Yani ilk savaş başladığında 24 Şubat'ta, sonrasında Belarus'taki ilk toplantıyı hatırla sevgili Nur, seninle de konuşmuştuk. Evet. Böyle 180 derece ters iki taraf. İki taraf. NATO'ya üye olmayacaksın. Hayır, olacağım. İşte neonazi örgütlemeyi bitirin. Ukrayna milliyetçiliği en doğal hakkımızdır. İşte Rusça'yı tanıyacaksınız, mecbur değiliz. Ya şeyler böyleydi. Yani tamam, masa zaten dağıldı. İki taraf da masaya tekmeyi vurdu. Ama şimdi öyle değil. Yani şimdi bu masada birçok konu halledildi aslında. Dediğim gibi 5 ve 6. maddeye takılmış durumda. Aşılabilir mi? Aşılması mümkün. Çünkü bu hali evet, yani belki Ukrayna'yı bir yıkımla karşı karşıya bırakıyor ama hani Rusya'ya da kaybettiriyor. Yani Rusya uluslararası arenada işte hızla kriminalize oluyor. Yani sivillerin ölmesiyle, yerleşim yerlerine bomba atarak kriminalize oluyor. Şimdi kriminalize olmuş bir ülke ve onun liderini de iyi günler beklemiyor işin evet. doğrusu. Peki, şimdi tekrar Dolmabahçe Sarayı'na döneceğiz. Detayları almak için 24 muhabiri Adem Hançer o noktada bizleri bekliyor. Adem, tekrar merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın intikal ettiği bilgisi gelmişti elimize, ardından da açıklamaları dinledik. Şu anda nasıl bir atmosfer var, neler olup bitiyor? Toplantı saat 10.30'da başlayacak. Dünyanın gözü kulağı burada. Sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere toplantısına katıldığı bir konuşma gerçekleştirdi. Her iki heyete de seslendi. Tarafların hakkını, hukukunu koruyan adilane yaklaşımlar sergiledik dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sonrasında ise Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı ve Özbekistan'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gitti. Dediğimiz gibi Rusya ve Ukrayna heyetleri
dün akşam saatlerinde gelmişti İstanbul'a. Sabah saatlerinde ise Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçtiler. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dediğimiz gibi toplantıya katıldı. Saat 10.30'da müzakerelerin başlaması bekleniyor. Tabii dünyanın gözü kulağı burada dedik. Çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci yine buradaki toplantıları takip etmek için geldi. Tabii önemli isimler de var. Müzakere sürecinin en önemli isimlerinden bir tanesi Rus oligark Roman Abramovich. O da dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Daha önceki görüşmelerde, müzakerelerde önemli rol oynamıştı. Bugün de yine Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantıya katılıyor. Tabii önemli olan bu toplantılardan, bu müzakerelerden barışın çıkması. Tüm dünyanın gözü burada. Daha önce defalarca bir araya gelmişlerdi ancak maalesef zaman zaman da tabii ateşkes de sağlanmıştı kısa süreli olarak. Ancak herhangi bir sonuç çıkmamıştı. Barışa yönelik umarız dediğimiz gibi bu toplantıdan, bu müzakereden olumlu sonuçlar çıkar. Tabii toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla da yine bir araya gelmişti. Geçtiğimiz gün yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü ve toplantının yapılmasına dair önemli adımlar atmıştı. İşte bu adımlar sonuç verdi ve bugün saat 10.30'da Rusya ve Ukrayna heyeti yine Dolmabahçe'de bir araya gelecek ve barışa yönelik adımlar atılması bekleniyor. Bu müzakere toplantısında kameraman arkadaşımla birlikte haber nöbetimiz devam ediyor. İlerleyen saatlerde, dakikalarda yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Peki, teşekkür ederiz aktardığınız detaylı bilgiler için. Biz de yine ilerleyen dakikalarda sizden bilgi almaya devam edeceğiz diyelim. Cüneyt Hocam, siz ne dersiniz? Sizce şu noktada hangi şartlarda sağlanır kalıcı ateşler? Taraflar artık 34. günde ne istiyor? Şimdi sevgili Nur, sevgili hocamın ve sevgili kardeşimin belirttiği, Melih'in belirttiği konularda benim aslında bakışımda biraz kaygı da var. Hı. Şöyle ki burada Ukrayna'nın geri adımları üzerinden bir barış sürecini konuşuyoruz farkındaysanız. Evet. Kalıcı ateşkes çok kıymetli ama Ukrayna'nın geri adım atacağı konular ilk dört madde özellikle Rusya'yı masaya oturtuyor. Şimdi bu önemli. Yani bu masanın kurulması zaten çok kıymetli. İşte belki de İstanbul kodunun ya da Türkiye'nin bu iki tarafı bu masaya oturtmasının kıymeti burada başlıyor. Çünkü Ukrayna niye o maddelerde geri adım atmak durumunda kaldı? Çünkü beklediği desteği ve beklediği ya da bu savaş oluşmadan önce beklentilerinin tam olarak karşılanmadığı noktada geri çekilimler söz konusu. Şimdi ben onun için ilk bölümde Batı'nın tutumunun çok önemli olacağını söylemeye gayret ettim. Şimdi Ukrayna vazgeçiyorsa, gerekli desteği alamadığı ise ve bu Rusya'nın masadaki üstünlüğü noktasına evrilirse, burada Amerika Birleşik Devletleri, ki biz bu yayınlarda Şuay Hocam hatırlar, ABD tarafında oluşan seçim için Biden'ın bu süreci çok iyi kullandığı ve lehine çevirdiğini de gözlemledik. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yapıcı tutumu da oldukça önemli olacak. Çünkü eğer hakikaten o dört maddeden vazgeçip son iki maddede sıkıştıysak, zaten otomatikman Ukrayna'nın Batı'dan tam olarak istediğini alamaması, yaptırımlara rağmen Batı'nın Rusya'yı bu süreçten vazgeçirememesi ve Rusya'nın kazanımına doğru evrilen bir süreç gibi okunursa, o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Batı'nın tepkisi ne olacak süreci? Şimdi, o kadar hassas bir denge ki bu. Her iki tarafın da kazandığı bir sürecin netleşmesi ateşkesin kalıcılığını sağlar bence. Yoksa kalıcı ateşkes noktasına geçmek, bunlar sağlanmadan bence tam, yani net olarak sahaya gelecek bir sonuç olmaz. Bir ateşkes ilan edilir ama ateşkes bir noktadan sonra, çünkü Biden öyle cümleler kullandı ki Putin'le ilgili, sonra bir kısmından geri adım attı. Yani iş Putin kalsın mı kalmasın mı noktasına kadar evrildi. Yani Rusya'ya, evet, da Rus halkına da sesleniş oldu. Şimdi ben şimdi hocamın ve Melih'in açıklamalarına da baktığımda neticede Rusya'nın daha böyle üstün olduğu, neticede savaşı belli bir
noktaya getirip, stresi belli bir noktaya getirip istediklerini aldığı bir sürece, bu kadar yaptırıma rağmen, bu kadar mücadeleye rağmen, o zaman Ukrayna yalnızlığının mecburiyeti olarak bu masada mı sorgusundan bu masayı kurtarmak lazım diye düşünüyorum. Yani burada işte Türkiye'nin rolü çok kıymetli ve önemli. Buna rağmen bu masadan hakikaten ateşkes çıkacaksa, bu bir Rusya'nın kazanımı değil ya da Ukrayna'nın kaybedilişi değil. Bu her iki tarafın kendi içerisinde kendi bazı haklarından vazgeçişleri, bazı noktalarda istediklerini alması şeklinde eşitliğe dönüşürse, o kalıcı ateşkes bence kalıcılığı, barışa bize götürecek noktaya evridir. Hani başından beri ifade etmeye, hocalarıma, hocama ve sevgili Melih'e katkı vermeye nokta, çalıştığım nokta bu. Bu olmadıkça bir ayağı eksik kalacak gibi geliyor. Zaten başından beri bunu konuşuyoruz. Yani bakalım sürece niye NATO'dan vazgeçiyor? Çünkü ortada NATO'nun direkt desteğini göremedi ki. Yaptırım dedik. Yaptırımda evet. Rus petrolünden, doğalgazından vazgeçmeyen bir Avrupa Birliği gördük. Evet. Bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri'nin devamlı daha savaş öncesinde Rusya'yı savaşa doğru ittiği bir süreci gördük. Yani iş restleşmeye gitti. Yani tam olarak okuduğumda ben bu süreci, bu masadan ateşkes ve ateşkesten sonra bizi barışa götürecek sonucun çıkması için eşitliğe gelinmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa Ukrayna'nın kayıpları üzerinden bir barış oluşacaksa, bu Rusya'nın başarısı olarak etiketlenir bir adım sonra. Bilmiyorum, yanlış söylüyorsam şu ay hocam düzelsin beni. Bu sefer biz yaptırımları nereye koyacağız? Sonra Putin'le Avrupa arasındaki, Amerika arasındaki ilişki nasıl evrilecek? Tekrar biz Çin'i konuşmak, onun Çin'e de söylemleri olmuştu Biden'ın Çin lideriyle görüşmesi sonrası. Hindistan tavır değiştirmişti. Bu iş soğuk savaş dönemine ilerler diyorduk hocamızla beraber birkaç haftadır farklı paradigmalarla. Yani piyasanın da, piyasa tabii bu işin bir tarafında mecburen, yani insani boyutu en kıymetlisi. İnsani boyutu noktasına savaşın bitmesi en önemli benim için, yani kıymetli. Ama ben piyasayı da konuşmak zorunda olan biri olarak, evet, piyasanın da tam rahatlaması için yaptırımların da bir şekilde ortada kalkması gerekiyor. Çünkü yaptırım demek ekonomi noktasında yaptırım yapana da, yaptırımın yapıldığı tarafa da, yapan tarafa da, yapılan tarafa da zarar veren bir süreç. Enflasyon kontrolden çıkmak üzere. Yani böyle bir süreçten kurtulmak ve barışın piyasaları da rahatlatacak sürece ateşkesle birlikte evrilmesi için, hı hı, sanki bir dengenin kurulması. İşte belki de bu masanın en büyük kazanımı bu olur. Ve Türkiye'nin bu noktada çözüm noktasında uluslararası arenada başarısı tam anlamıyla tescillendi. Bu masayı kurmak bile önemli İstanbul'da. Evet. Ama bu masadan dediğim gibi bir eşitliğe doğru iş evrilirse daha kıymetli olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum hocam, sevgili hocam ne der, Melik ne der? Hocam, bu değindiğiniz nokta önemli. Çünkü hepimizin hayatını etkiliyor. Küresel enerjiyi konuşuyoruz, gıda krizi konuşuyoruz. Zaten tam bir Covid-19'dan çıktık dedik. Yani bir nebze rahat bir nefes alacağız. Bu sefer Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. O yüzden işin piyasa kısmını da konuşalım isterseniz sizinle kısaca. Piyasalarda nasıl bir seyir var tüm bu gelişmeler eşliğinde? Hızlıca özetleyeyim. Yani çok da vakti efektif kullanalım. Hocama ve medyaya da söz vermek noktasında. Piyasa şu an dediğim gibi bir mola verdi. Masanın getirdiği ivme en azından savaş fiyatlamasını belirli oranda geri çekti. ABD borsalarında yukarı yönlü bir tepki var. Bu Avrupa borsalarını ve diğer borsalara da yansımış durumda. Yalnız tabii tek konu şu an savaş değil. Çin'de pandemi süreci maalesef ilerlemeye devam ediyor. Şangay, Çin'in en önemli şehri, finans ve ekonomi anlamında kapanmalar, karantinalar var. Umuyorum, geçen hafta da söyledim, Çin'de başlayan Çin'de biter. Umuyorum bu pandemiyi biz Çin'de uğurlarız. Ama orada şu an bir farklı durum söz konusu. Bir yandan piyasa buna konsantre. Bir yandan Fed'in Şahin adımlarına konsantre. Yani şöyle ki, ilk 25 bas puanlık adımlardan sonra arada
birkaç toplantı 50 bas puanlık adımlarla işin hızlanması söz konusu. Neden? Çünkü hem pandemi hem savaş süreci beklenmedik. 34 gün saydık. İşte kolay değil. Bunun önü var, sonrası var. Neticede bütün bunlar ve Çin'in ve bazı ülkelerin farklı tavırları. Bu ne demek? Şu demek, ciddi bir şekilde stoklamaya gidiyorlar emtia tarafında uzun bir süredir. Yani bunu niye yapıyorlar, niye yaptılar, niye yapmaya devam edecekler? Zaten ortaya çıkıyor ufak ufak. Çok bir yayın konusu ama bütün bunlar emtia tarafında. Sadece petrol olarak okumayın emtiayı lütfen. Emtia dediğimiz zaman çok geniş bir başlık. İşin içinde endüstriyel metaller var. İşin içinde birçok alana etki eden, üretimin her noktasına etki eden bir süreç. Ve bu süreç şu an sıkıntıda. Ve bu devamlı bir tarım emtiaları var ki, yani çok farklı bir boyuta evrildi. Savaş da etkiledi tabii ki. Zaten küresel iklim değişiklikleri etkilemişti. Şimdi tarımı üreten ülkelerin farklı davranışlar göstermesi durumu söz konusu. Onun için milli tarım çok önemli hale geldi herkes için. O da ayrı bir konu. Bütün bunlar bir araya geldi. Enflasyon maalesef çok daha kalıcı ve çok daha uzun süre problem olacak. Bunu en sonunda ABD Hazine Bakanı, eski FED Başkanı Yellen da sözlerine eklemiş oldu. Kabul etmemişlerdi. İşte bir senede geldiğimiz nokta ortada. Ya bu iş biter, arizidir, geçicidir den, daha kalıcılığa, kalıcılıktan çok daha uzun süren bir hiperenflasyon sürecine geçmeden bu işten kurtulalım. Sonrası çünkü resesyon, sonra da stagflasyon süreçlerine doğru evriliriz korkusuna doğru gitmeye başladı. Avrupa için de durum farklı. Mesela bu hafta Avrupa enflasyonunu göreceğiz. Bir yandan tarım dışı istihdam datasını göreceğiz ABD tarafından. Özetle enflasyon savaştan sonra belki savaşı etkileyecek, savaşı tetikleyecek kadar çok önemli bir problem dünya için bundan sonraki süreçte. O sorundan global çapta kurtulmak için merkez bankaları aksiyona geçti. Başta FED ve diğer bütün merkez bankaları, hatta dün Japonya Merkez Bankası önlem almak zorunda kaldı. Çünkü ABD tahvilleri 2.55'e yükseldi 10 yıllıklar benchmark. 2.55'e yükselince aradaki getiri farkını kapatabilmek için Japonya Merkez Bankası alım yönünde müdahale etti. Bu dolar yan paritesinde dolara üstünlük sağladı. Hemen dolar endeksi yükseldi 99'a. Yani FED geliyor. FED geldikçe paradigmalar değişiyor. Savaşı bir an önce arkada bırakmazsak, bir de işin içine enflasyonla mücadele etmek zorunda olan FED ve diğer merkez bankaları devreye girerse, piyasalar için sadece borsadan ibaret değil, kırılma noktaları belirginleşebilir. Bu risklerden kurtulmak için çok ciddi ve dikkatli sürdürmesi gereken bir süreçte piyasalar sevgili Nur. Onun için şu an şu barış bir umudu, şu ateşkes umudu bir can suyu oldu. En azından belki önümüzdeki dönem Fed'in bile politikalarını yumuşatması açısından kıymetli olacak ve diğer merkez bankalarının politikalarını yumuşatmaları açısından. Onun için piyasa tam konsantre İstanbul'da olacak bakış olarak diyebilirim. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Şu ay hocam şunu merak ediyorum şimdi de. Hani hep diyorduk ki artık biraz daha bu işgalin başladığı ilk günlerde işte Putin daha Rusya yanlısı bir ismin yönetimde olmasını istiyor. Viktor Yanukovic gibi. Hatta Yanukovic'in de ismi tekrar gündeme gelmişti. Öyle de bir planı var tekrar Yanukovic'in oraya gelmesini istiyor diye. Sizce hala Putin'in böyle bir arzusu var mı? Yoksa bu noktada Putin de mi vazgeçti bu isteğinden? Nur Hanım, ben Putin'in vazgeçtiğini düşünmüyorum. Savaş halinde olmadığı, kendi sınırlarının etrafında olan veya eski Sovyet dönemi ülkelerin ekseriyeti için Rusya'nın kendisiyle olumlu ilişkiler geliştiren liderler istemesi bence sadece bu savaşın haricinde de Putin'in genel bir yaklaşımı. Baktığınız zaman sadece Ukrayna'da değil, Belarus'ta, Estonya'da ya da coğrafi konumlanma olarak diğer dünyanın diğer tarafında kendisine komşu olan ülkelerde de Rusya kendisiyle iyi ilişkiler geliştiren, güvenlik noktasında Batı'yla değil Rusya'yla işbirliği yapan ülkeleri ve ülkelerin böyle bir lider, böyle vizyona sahip liderleri, liderlerle çalışmak istediği bilinen bir gerçek. Ben bu noktada düşüncesinin çok değiştiğini düşünmüyorum.
Şöyle görmek lazım bunu. Evet, işte bu Melik Bey biraz önce bahsetti. Neonazilerden arındırılması, Ruslara eşit muamele yapılması gibi üstünde durduğu önemli noktalar var. Ama buradaki savaşın başında da neonaziler vurgusunu ilk yaparken burada zaten Zelenski hükümetinin göreve geldiği ilk günden itibaren geliştirdiği Batı yanlısı politikaların da bu sürecin bir sebebi olduğunu söylüyordu Rusya. Bu noktada ben Zelenski ile ilgili Putin'in çok düşüncesinin değiştiğini istemiyorum. Ha, Zelenski olmaz, X kişisi olur. Yine Batı yanlısı ya da NATO'ya yakın politikalar geliştirdiği zaman barış sonrası dönemde bile veya öncesinde de zaten biliyoruz ki 2008-2009 Ukrayna'daki başkanlık seçimlerinde de yine Rusya'nın kendisine yakın adaya destek verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla bu noktada sadece Ukrayna temelinde değil, Rusya'nın diğer ülkelerle ilişki geliştirme biçimi açısından bu politikasından çok taviz vereceğini düşünmüyorum ben. Cüneyt Hocam'ın biraz önce söylediği bir nokta bence çok kıymetli. Ben de biraz orada bir parantez açmak istiyorum kısaca da olsa. Bu müzakere masasında şu an için bu saydığımız bizim Melik Bey'le işte Ukrayna'nın geri adım attığı koşullar noktasında Rusya'nın eli daha güçlü gözüküyor olsa da ben biraz önce de Melik Bey'in de onu vurguladığını düşünüyorum, yanlış anladıysam belki onu da düzeltmek lazım. Özellikle Rusya'nın kalıcı ateşkes veya en azından bir insani koridor açılmasındaki tutumu, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi adil barışın kaybedeni olmayacak ama Rusya'yı kamuoyunda en azından kriminalize dediği Melik Bey'in o imajından da bir nebze olsun kurtarmış olacak müzakere masasındaki çabaları açısından. Bunun en önemli etki alanı da tabii ki yine Cüneyt Bey'in söylediği yaptırımlarla alakalı. Yani şu anda yaptırımlar da öyle bir noktaya evrilmiş durumda ki siyasi ekonomik zarar vermenin, izole etmenin ötesinde artık bir Rus ırkçılığına dönüşmüş durumda Avrupa'nın bazı ülkelerinde. Yani Rus öğrencilere yapılan ayrımcı tavırlar, derslerde, üniversitede Rusya ile ilgili derslerin kaldırılması, yok işte uluslararası etkinliklerde Rus katılımcıların dışlanması gibi olay çok farklı bir boyuta ve hedefinden şaşmış bir boyuta bence evrildi. Rusya'da bu noktadan sonraki Rusya'nın ilk aşamada zaten belirli bir düzeye gelene kadar Batı'nın yaptırımlara hazırlıklı olduğunu da savaş başlamadan önce de hep burada konuşuyorduk. Yani siz sürekli askeri gücüyle var olan bir ülkeyi siyasi ve ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyorsunuz. Bunun kısmi olarak sonuç alınıp alınmadığını Osetya bölgesinde de gördük biz. Daha önce Gürcistan'da 2008'de. Dolayısıyla Rusya bunların bir kısmına zaten hazırlıklıydı. Kendileri de söyledi. Evet, belki özellikle Swift ve ödemeler noktasında şu anda bir sıkıntı var ama bence bunun da bugün barış sağlansa, bugün İstanbul'da bu açıklama gelse geri dönülemeyecek bazı etkilere girdiğini de söylememiz lazım. Zaman zaman Cüneyt Bey onu yayınlarda söylüyor. Bunlardan bir tanesi, Rusya kendisi de bunu açıkladı. Artık bugün ne olursa olsun, barış da olursa olsun bizim Batılılara ekonomik hiçbir konuda güvenemeyeceğimizi gördük dedi. Şimdi bizim o hep konuştuğumuz yeni bir soğuk savaş başlar mı, paradigması ne olur tartışmasında konuştuğumuz en olası sonuçlardan bir tanesi. Bugün barış sağlansa yaptırımlar nasıl geri döndürülecek? Geri döndürülse bile bu dakikadan sonra Rusya buna kısmi olarak Çin'i hem katabiliriz hem katmayabiliriz. Rusya ve Çin farklı bir ekonomik ilişki düzleminde diğer ülkelerle ilişki alanı oluşturmaya başlayacak. Bu da bizim alışkın olduğumuz, aslında işte hep Covid-19 döneminde konuştuğumuz var olan ekonomik sistemin, kapitalizmin, içinde bulunduğumuz dünya düzeninin sorunlu yapısına aynı Soğuk Savaş döneminde gördüğümüz gibi bir alternatif üretme noktasında bir yaklaşım ortaya konacağını düşünüyorum. Belki bunlar bugün biz konuşurken çok ütopik, fütüristik gelebilir ama artık öyle bir hızlı dünyada yaşıyoruz ki bugün konuşulan şeylerin 5-6 yıl içerisinde somut mekanizmalara dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla da belki toparlamak gerekirse bugün barış sağlansa bile Batı'yla Rusya'nın ve Rusya'ya yakın ilişkiler yürütmek isteyecek ülkelerin ortaya koyacağı yeni ekonomik siyasi ilişkiler mekanizmaları gördüğümüzden daha farklı olacak. Bir soğuk savaş demir perdesini belki
farklı şekillerde hissedeceğiz. Ama kesinlikle ekonomik yapılanma ve bunun dünya ekonomisine etkileri konusunda bence çok farklı bir sürece doğru dünya evrildi. Ve bu noktada Çin oldukça kilit bir rol oynuyor. Yeni farklı ekonomik sistemlerin, yeni farklı ekonomik ilişkiler ağının ortaya konduğu bu dönemde Çin'in ben hem Batı'yla hem de Rusya'yla üretim bandı açısından, üretim ve ticari ilişkiler açısından ikisiyle de ilişkiyi kesmeden ama kendi lehine sonuçlanacak bir ilişki düzlemine geçeceğini düşünüyorum. Tabii bunları konuşmak için çok erken ama şunu da konuşmak için geç bile kalmış olabiliriz. Dünya uzun zamandır içinde bulunduğu sistemin sıkıntılı yapısı, bunun içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği dünya beşten büyüktür de dahil olmak üzere var olan mekanizmaların yeterince işlevsel olmaması nedeniyle bir devinin bir evrilme sürecindeydi. Kim bilir belki Rusya-Ukrayna savaşı bunun hızlandırıcısı olarak yaşanıyor olabilir şu anda. Sen ne dersin Melik Yiğiter? En iyi ve en kötü senaryoda bizleri nasıl bir tablo bekliyor? Bu müzakereleri içine alan, sadece müzakereleri kastetmediğim bir soru aslında genel. Vallahi yani kötü senaryo şöyle, bu savaş eğer biraz daha büyürse, hani biraz daha derinleşirse ve uzun sürerse, bu sonuç itibariyle ciddi bir istikrarsızlık ortaya çıkaracak. Yani Cüneyt Hocam'ın haklı olarak söylediği Rusya'ya yaptırımlar konusu daha ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor ki Avrupa ona hazır değil. Yani mesela enerji almama konusunda mesela Almanya bunu yapabilir mi? Olaf Scholz dedi ki yani bu Almanya'ya daha çok zarar veriyor dedi. Evet. Buna hazırlıklı değiliz dedi. Dolayısıyla hani mesela bunu o noktaya götürebilirler mi? Götürürlerse kendileri de kaybedecek. Yani sonuç itibariyle bu Rusya'ya olan yaptırımlar konusunda sadece Rusya'nın beli bükülmüyor. Aynı zamanda Avrupa'da uzun vadede olumsuz etkilenecek. Şimdi birincisi bu. Eğer yani diğer taraftan da Avrupa'nın kapısında bir savaş. Yani bu ciddi anlamda olumsuz. Herkes açısından olumsuz. O yüzden de hani bu, ama bu şeye evrilir mi? Ya bir 3. Dünya Savaşı'na evrilir mi ya da başkaları topa girer mi? Şu aşamada hayır. Yani niye hayır? Çünkü baştan Cüneyt Hocam sordu ya Ukrayna geri adım mı atıyor? Evet. Zelenski çünkü dedi ki ya biz bir baktık ki biz kendi başımıza kaldık. Yani işte NATO'nun bizi almayacağını anladık dedi. Hatta işte ben NATO'dan soğudum diye ifade etti onu. Evet. Diğer taraftan bize daha çok yardım etmeliler dedi. Ama sonuç itibariyle kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kaldı. Tamam hani silah yardımı var, bilmem ne var ama NATO barış gücü kararı bile almadı. Dedi ki ya Stoltenberg dedi ki ya biz barış gücü kararı alırsak doğrudan savaşın tarafı oluruz dedi. Şu anda sadece söylenen şey ya eğer Rusya nükleer atarsa biz ona karşılık veririz. O zaten hani hepimizin ölümü anlamına gelir. Yani karşılıklı evet. Birilerine nükleer atması demek çapı ve genişliğiyle ilişkili olarak. Dolayısıyla kötü senaryo o. İyi senaryo yani Nilan Hocam da ifade ettiği gibi evvela bir ateşkes. Sonra bu kalıcı ateşkesle birlikte bir mutabakat metni. Bu mutabakat metnine iki tarafın bağlılığını dünya kamuoyuna deklare etmesi ve mutabakat metniyle birlikte de kimi oraya garantör olarak görmek istiyorlarsa o garantör ülkelerin de o mutabakat metnine eklenmesi. Ki mesela diyorlar ki işte birkaç formül konuşuluyor. Garantör ülke işte Türkiye olsun, Türkiye'de Almanya olsun, Türkiye'de İngiltere olsun ya da üçü birden olsun deniyor. Diğer taraftan P5+2 yani BM'nin 5 daimi üyesi artı 2 ülkeyle biri Türkiye olsun. Diğer işte orada Almanya olabilir deniyor. Şimdi dolayısıyla değişik formülasyonlar var şey konusunda, garantörlük konusunda ama evvela garantörlükten önce bir kalıcı ateşkesi sağlamak gerekiyor. Yani şimdi mesela normalde bu ateşkes konuşulduğunda şey müzakereler olduğunda ateş kesiliyor. Yani geçici olsa ya
müzakere devam ettiği sürece ateşi kesin. Genelde böyle oldu barış görüşmeleri. Mesela burada böyle olmadı. Yani ateşkes konuşulurken ateş devam ediyor. Yani hiç durmadı. Çünkü Rusya buna yanaşmadı. O mesela hani işi başka bir doğru yere götürüyor. Ama ben Cüneyt Hocam'ın hani eleştirisine katılıyorum. Ukrayna taviz mi veriyor? Vermek zorunda kaldı Cüneyt Hocam. Çünkü öbür türlü yani Putin'in postanın ayak izni olmadığı yer kalmadı Ukrayna'da. Yani yerle yeksan ediyor ve Ukrayna tek başına buna göğüs geremiyor. En azından hani tavizle ülkeyi kurtarayım noktasında. Mesela Zelenski o anlamda siyasi riski almamak için de diyor ki son iki madde için yani Donbas bölgesi ve Kırım için referandum yapalım diyor. Çünkü toprak kaybeden lider olarak tarihe geçmek istemiyor. Diyor ki ya referandumda işte Ukrayna halkı karar versin gibi bir böyle bir şey yaptı. Ara formül buldu. Şimdi o nasıl olacak belli değil. Diyelim ki referanduma gittiniz, Ukrayna halkı dedi ki ya hayır, niye veriyoruz Kırım Donbas'ı? Tekrar uzlaşı çıkmayacak falan. Yani böyle karmaşık bir şeyle yapıyla karşı karşıyayız ama sonuç itibariyle bu çok sürdürülebilir bir şey olmadığını, belki iyimser bulabilirsiniz beni ama ya bu çok sürdürülebilir değil bu durum. Yani çünkü uzun vadede Rusya da kaybediyor. Yani kaybetmiyor değil. Tamam, Ukrayna'da alan hakimiyeti sağlıyor ama ekonomisi kaybediyor. Ruble çakıldı. Evet. Rus milyarderlere bir sürü yerde işte yaptırım ve ambargo. Yani bu ne kadar sürdürülebilir? Onun açısından da sıkıntı var. O kendi biraz daha götürebilir. Tamam, Ukrayna arasında yıkım ama Rusya arasında da başka bir yere doğru gidiyor. Eğer siviller ölüyor, yarın iş böyle savaş daha böyle bir çığırından çıkarsa, biyolojik silah falan kullanırsa, çoluk çocuk Halepçe'deki gibi, Saddam'ın yaptığı gibi Halepçe'deki gibi, ya Putin bunu nasıl izah edecek? Yani o yüzden de o kadar berbat bir tablo var ki karşımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği şey burada işte anlam kazanıyor. Daha fazla trajedinin büyümemesi için buradan bir uzlaşı çıkmalı cümlesi burada işte anlam kazanıyor. Evet, trajedinin boyutu daha da büyüyor çünkü her geçen gün. Evet. Cüneyt Hocam, şu yaptırımlar meselesini açalım mı biraz? Yani evet, yaptırımlar getirildi ama biz hepimiz biliyoruz ki bugün ateşkes kararı çıksa, hatta abartayım biraz. Bugün desek ki işte Rus işgali sona erdi, tamamen çekildiler vesaire. Yaptırımlar var. Bunlar hemen bugün kalkmayacak. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Yani işte zaten en kritik nokta bu. Yani birkaç haftadır da üzerine basa basa anlatmaya çalıştığımız bu. Şu an Rusya ödemelerini yapabiliyor. Birkaç ödemesini yaptı ama en önemli ödeme sürecine giriyoruz. Evet. Şuay Hocam'ın az önce söylediği. Yani özellikle birkaç gün içerisinde Rusya'nın asıl ödeme termi olacak. Şu ana kadar yapılan ödemeler için 30 Mayıs'a kadar ABD hükümetinin bir kabul süreci var. Yani muhabir bankalar karşılıklı o ödemelerin yapıldığını kabul etti. Fakat şimdi rakamlar büyümeye başladı. Yani 100 milyon, 200 milyon dolardan milyar dolarlık ödeme süreçlerine doğru da evrilecek. Arada çünkü öyle ödemeleri de var Rusya'nın. Yani bunları yapamadığı an default o sürecine evrilecek. Tarihte bir kez daha Rusya'nın böyle bir şey yaşadığı bir süreç var ama ne o günkü süreç bugünkü süreç, ne o günkü Rusya bugünkü Rusya, ne şartlar o günkü şartlar diyebilirim. Özetle Rusya'nın default olma riski zaten başlı başına bir konu. Artı işte bugün Abramovich İstanbul'da deniyor. Şimdi bazı Rus oligarklara dediği gibi Melih'in sınırlama getirildi ama Zelenski Abramovich'in geride bırakılmasını rica etti. Arada çünkü arabuluculuk yapıyor. Bizim bu görüşmelerimizde de kilit rol oynuyor diye. Şimdi işin dediği gibi en önemli konusu hocamın ve Melih'in dediği güvensizlik boyutu. Dünyanın bundan sonraki süreçte
birbirine finansal sistem içerisinde aynı oranda eskisi gibi güvenmesi için çok hızlı bir şekilde tamir edilmesi gerekiyor. Ama orada da soru şu: eğer Putin hedef değilse, bu yaptırımların hızı, geri çekilme hızı en az yaptırımların masaya konma hızı kadar hızlı gelişir. Ama iş Putin noktasında evriliyorsa, yani Putin'in sürecine doğru evriliyorsa, Putin'in bir daha böyle bir süreci başlatıp başlatmayacağı riskine karşı yaptırımlar kademeli bir şekilde geri çekilecekse, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sizce hangisi peki? Valla maalesef ben böyle bu yaptırım sürecinin bu kadar hızlı getirilip bir anda geri çekilmesinin kolay olduğunu düşünen tarafta değilim henüz. Öyle bir sinyal göremiyorum. Maalesef diyorum, çünkü finansal sistem ciddi bir yara aldı. Yani yaptırımın Rusya ekonomisini sevgili Melih'in dediği gibi bozması, sıkıntıya düşürmesi, yaptırım yapanların bu işten sıkıntı görmesi ayrı. Bir şey değişti. Yani bir ödeme sistemi vardı, ülkeler arasında bir ticari kod vardı. Şimdi bu kod değişecek. Yani ben düşman ülkeler rubleyle petrol satarım. O da diyor ki hayır, ben rubleyle almam. Ben satmıyorum, ben almıyorum. Bir noktada uzlaşmak zorundasınız. Suudi Arabistan'ı konuştuk daha geçen günlerde. İşte yuanla petrolü satarım dedi. Hemen Suudi Arabistan'ın petrol yataklarında Yemen tarafından olduğu söylenen saldırılar gelişti. Yani çok ilginç bir süreçten geçiyor dünya. Ve bu yaptırımlar demek ki her ülkeye, her bölgeye bir araya gelindiği zaman yapılabilecek. Burada savaş ve savaşın getirdiği insani boyut olduğu için bu kadar çok çabuk mutabakat sağlandı G7 içerisinde ve diğer ülkelerin katılımı bu kadar hızlı sağlandı diyebiliriz. Ama yarın farklı konularda farklı şekilde bu tür yaptırımları ABD böylesi bir başarıdan sonra farklı ülkelerin üzerine de getirme riski ne olacak? İşte Şuayi hocamla hep arada açmaya çalıştığımız konu bu. Yani Çin her ne kadar bunu dile getirmiyor olsa da yarın bir gün işler değiştiğinde aynı tutum bana karşı da oluşur mu endişesini taşır doğal olarak. Bunu söylemese de buna karşı hazırlık da yapar. Yani hiçbir şey eskisi gibi devam ettiremezsin. Yaptırımları çok hızlı çekmeniz ve finansal sistemi yeni bir mimariyle güven altına almanız gerekir. Bunu G20 içinde yapmanız gerekir. Bunu global mutabakatla yapmanız gerekir. Sadece G7'nin karar aldığı bir mekanizmadan zaten çıkmıştı dünya. Tamamıyla çıkarmanız gerekir ki finansal sistem eskisi gibi sağlıklı işlesin. Yoksa her an her ülke kendisine bir yaptırım sürecine karşı karşıya kalabilecektir. Son cümle, katsa zaten Amerika'nın tek taraf uyguladığı bir şeydi. Şimdi katsanın daha farklı bir boyutu uygulanıyor çok daha hızlı bir şekilde ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin işin içine katsayı da katarsa yarın savaş uzar ve Rusya ile ticaret yapan herkesi katsa kapsamını alırım derse asıl gümbürtü o zaman kopacak. Yani Avrupa Birliği ile Amerika arasında o zaman zaten zoraki sürdürülen bir takım görüşmeler farklı bir noktaya evrilecek. Avrupa Birliği'nin kaybedeni olmaya doğru ilerliyor farkında. Daha da kaybedeni olmaya başladığı andan itibaren işin şekli de değişebilir. Hakikaten çok ciddi bir konu bu yaptırım konusu. Umuyorum hani bizim çekincelerimiz değil, yaptırım sürecinden sonra işler çok çabuk normale döner. Dönmezse çok daha farklı şeyleri hep beraber konuşmak zorunda kalacağız çünkü. Peki, son iki dakikam. Şuay hocam, eklemek istedikleriniz neler? Son iki dakikamsa Melih Bey'le birer birer paylaşayım. Peki, o da olur. Hemen... Yok hocam. Estağfurullah olsun. Yani tek temennimiz, bugün de bir arada konuştuk, İstanbul'umuzun Türkiye'nin uğur getirmesi, en azından kalıcı ateşkes açısından güzel haberler duymak. Ama gelecek günlerin barış olsa da olmasa da bizi farklı süreçlerin, yeni bir uluslararası sistemin beklediğini iyi bilmek gerekiyor. Bugünü, yarını okuyabilmek için de bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz diyeyim. Melih Bey'e bırakayım o bir dakikayı. Peki Melih Yiğiter.
Vallahi ya bir kere hani bu görüşmeler özelinde baktığımızda, özellikle Türkiye'nin son dönemdeki çabalarına baktığımızda da Türkiye bir böyle merkez güçlü bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve güçlü liderliğin ne kadar anlam kazandığını da burada gördük. Yani Erdoğan gibi güçlü bir liderin neler yapabileceğini buradan sonuç çıkararak güçlü liderlik meselesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama burada şöyle bir şey de var. Ya eğer biz burada barışı sağlayabilirsek, ki niye olmasın, hani bir işte Lozan Anlaşması, bir Montreux Anlaşması, bir tane de İstanbul Anlaşması böyle dünyaya armağan edelim. Burada bunu sağlayabilirsek tarihin akışını da değiştiririz. Evet. Peki. Yoksa böyle felaket senaryolarını konuşuruz. Yani nükleer atılır mı, kaç kişi ölür, ne olur falan, onları konuşmaya başlarız. O yüzden bu bir şans. Evet. Teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Melik Yiğitel, Doktor Şahin İlhan Açıkalın ve Cüneyt Paksoy değerlendirmelerini aktardı. Ağzınıza sağlık, hoşça kalın. Noktalayalım burada analiz sentezi. 12.35'te kahve molasında yeniden buluşalım.